Cümlete selamünaleyküm gençler. Bugün sizlerle tek bloka kaldığımız yerlere devam ediyoruz. Canlı yayında da birkaç kişi sordu. Para kasma sistemleri falan soruyorlar. Bugün 4 adet para kasma sistemi göstereceğiz gençler. Farmları devasa yapmayacağız. Küçük küçük 4 tane para kasma sistemini size göstereceğiz. Daha da çok farmlar var ama şimdi başlangıç seviyelerini yapalım. Aha, kasma seviye. Yanımıza gereken şeyler 1 adet beykir, ardından biraz piston. Aşağıya bu şekilde göstereyim. Biraz bir platform yaptım gençler. Orada göstereceğim. Öncelikle gereken şey arkadaşlar piston yapmak. Onun için biraz tırık taş kastık. Bir dakika beykir. Hiçbir şey aç. Gençler ne diyorsun en son ya? Ha, biraz odun alacağız. Buradan alamayız. Şuradan alalım. Ne var abi? Meşelerin birazını alalım. Ardından redstone. Alacağız, bekle sakin. Biraz redstone aldık. Ardından ne gerekiyordu lan buna? Demir gerekiyordu. Demir alalım birazdan. Odunlar çevirelim benden. Yok piston niye yok? Ardından ikinci sayfada mı? Aynen şurada piston var gençler. Ne kadar yapmak isterseniz ona göre yapın. Ben şöyle biraz yapayım. 22 tane yapabiliyormuşum. Neyim eksik? Arada bug'a giriyor anlaşılan. Şu an 56 tane piston yaptık gençler. Ardından kızıltaşlar otomatik piston sistemi var zaten sunucuda biliyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken şeylerden bahsedelim. Odunları bırakayım bir. Kırıktaşlar yanımda. Sistem için şuradan gençler düz taş alacağım. Ardından yapacağımız sistemlerde bize gerekecek şeyler. Biraz su. Şunları da doldurayım. Bir daha yukarı çıkmayalım yani. Biraz toprak alacağız. 2-3 stack falan fazla aldık ama. Biraz kum alacağız. Ardından biraz ip alacağız abi. İp alamayacağız. O zaman ne yapıyoruz? Hemen izgo taka bey diyorum abi. Ya ben ipi buradan geliyorum gençler. Stoklar tükendi mi? Alamıyorum. Evet gençler şu an itemler tamamladım hemen hemen. 64 tane ipi zar zor bulduk. İzgolardan araya araya. İsmini vermeyeceğim. Chatte geçen olaydan bahsetmek istemiyorum. Çok boş konuşan bir kardeşimiz vardı. Onu geçtim. Bambu, karpuz tohumu, balkabağı tohumu, şeker kamışı. Biraz da kemik tozu aldık gençler. Ardından aşağı iniyoruz. Burası adanın tam ortası diye bunu koydum. Bilelim diye. Şuraya ilk farmımızda başlamadan önce... Peki de hatırlat da ben oturum. Slash market diyoruz. En sol alttan gençler 5 tane bir çiftçi... Direkt dibime indi lan bu. Çiftçiyi alıyoruz. Bunu şimdilik şuraya bir koyalım. Slash çiftçi diyeceğiz. Şimdi çiftçi neler yapıyormuş abi? Balkabağı. Kaktüs, karpuz dilimi, demir, buğday, bambu, şeker kamışı, buğday tohumu, suyosunu, pancar, tatlı orman meyvesi, nedir yumrusu, patates, havuç, kakao çekirdeği, gelincik, kemik, ok, şirket, barut, örümcek gözü filan. O sonraki sayfası var. Şimdi şunu merak ettim. Biz şimdi o zaman artık şunun depolamasını kaldırabiliriz Bekir. Canavar evet. Artık bunu otomatik depolanabiliyormuş gençler. Onu da gördük. Zaten başlamış. Biraz önce görmüşsün sanıyorum. 4 tane çürüketle 3 tane barut başlamış zaten. Ardından aşağı inelim gençler çiftçimiz burada varken. Şu köşeye küçük bir farm yapmaya başlıyoruz. Elimize kum, ip ve Bekir Bey de kaktüs getirecek bize bir de. Kaktüs. Yapmamız gereken şey gençler şu şekilde. Çok küçük bir farm olarak göstereceğim. Pardon şunu yanlış koydum. Ben şu anlık gençler 3'e 3'lük bir yaptım. Kaça kaçlık bir alana? 5'e 5'lik bir alana küçük bir kaktüs farm yaptım. Slash çiftçi diyorum. Şu şekilde kaktüsleri koyuyoruz abi. Ardından ipleri alıyoruz şöyle aralarına. Şu şekilde iplerin üzerine tekrar kumları koyuyorsunuz. Ardından bunun üzerine tekrar kaktüs koyuyorsunuz. Ardından ipleri tekrar koyuyoruz abi. Bu kadar farm yaptık ve bir daha kat çıkmak istemiyoruz. Ardından farklı bir blok ile şu şekilde pardon. Farmımızın üstünü kapatıyoruz. Slash çiftçiye geçeceğim şimdi. Kaç tane var abi burada? Az bir şey var. Şu an üretimi sıfır. Videonun sonunda falan bakarız bir tane daha. İlk farmımız buydu abi. Ardından şu yan tarafına geçiyoruz. Burada da gençler şu arkadaşı bambunun sistemini yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane 6 olsun hadi. Sıra çekiyorum. Hadi 8 olsun ya su akımı 8 olsun. Bambuya su gerekiyor muydu? Gerek. Bekir'e uyaraktan bambulara su gerekmiyor diye şu şekilde ekiyoruz gençler. Ardından bir tık böyle çıkıyoruz. Ardından pistonları şu şekilde koyuyoruz. Ve etrafını kapatabilirsiniz artık. Büyüdüklerini görebilmek istiyorsanız burayı kırıp bir tık üstüne daha koyabilirsiniz. Ben bombil basacağım basılıyorsa. Bu şekilde bunlar artık büyür gençler. Bir tık çıktı kırıldı direkt. Çiftçi diyorum. Bambu 10 tane olmuş. Kim attı lan bambuları buna? Abi sen kemik tozu basınca aslında direkt kırıldılar. He. Sadece öyle bak. 10 taneyi saymıyoruz gençler. Ondan sonrasını sayacağız. Ardından bu da kolay bir farmdı. Buna cafcaflı bir şeyleri yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Şimdiki yapacağım farm gençler. 2 tane farmı bir arada barındıracağım. Şimdi 1, 2, 3, 4'lük bir alan yapıyorum. Pardon 5'lik. Ardından bir de yanına böyle yapıyorum. Şuraya farklı bir blok koyacağım. Suyla yararlanabilmeleri için. Bekir bana bir tane çapa getirir misin abi sana zahmet? Evet, arkadaşlar şuraya şöyle yapıyoruz. Olay şu. Sadece ortalarına birine karpuz birine balkabağı ekiyorum. Karpuz, balkabağı.
Ardından yapacağınız sistemi söylüyorum. İki tane ışıklandırma koyacaksınız. Ben şu an ışıklandırma koymayacağım gençler. Şurada biliyor bir tık üstüne. Şu ektiğiniz yerin üstüne ışıklandırmayı koydunuz mu? Ardından pistonu alıyorsunuz abi. Büyüyeceği yerlere şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Buna da aynısını yapıyorsunuz. Şimdi kemik tozumuzu basalım. Karpuz ve bal kabağı gençler. Bu da böyle. Buna şu şekilde anlatabilirim. Karpuzun daha verimli olduğunu söyleyen kişiler var. Bal kabağının verimli olduğunu söyleyen duymadım hiç. Karpuzun tanesi 0.25, 4 tanesi 1 liraya satılıyor. Bal kabağının bir tanesi hemen hemen 1 liraya satılıyor ama karpuzun bir kırılışta bir, yani 4-5 tane verdiğini bildiğimiz için karpuz daha değerli olduğunu söylüyorlar. Ve son farmımıza geçiyoruz arkadaşlar. Onu da şu şekilde göstermek istiyorum. Kumumu alacağım abi. Onu da şöyle yan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaptık. Tamam. Hemen biz rastgele bir lok alıyoruz. Şöyle arkasını kapatıyoruz abi. Farmın ön tarafı burası olacak. Şu içine hemen su dolduruyoruz abi. Suyu doldurduktan sonra arkadaşlar hemen bu suyun üstünü bir tane farklı bir blokla, ben bununla yapıyorum, kapatıyoruz. Ardından hemen pistonlarımızı elimize alıyoruz ve burayı şu şekilde kapatıyoruz. Ardından şeker kamışımızı ekiyoruz. Şeker kamışı kumda hızlı büyüyor diyen var, toprakta hızlı büyüyor diyen var. Hangisini koymak istediğine ben kum koydum. Nedendir bilmiyorum. Ve 4 tane farmımız bu şekilde. Slash çiftçi yazdığımızda şeker kamışı olmaması lazım. Aynen. Bambu 17 tane olmuş. 7 tane bambu gelmiş gençler. 0 adet kaktüs gelmiş. Bal kabağı 2 gelmiş. Karpuz daha gelmemiş. Burada bir süre AFK kalınır. Ama şunu fark ettim. Bambu bayağı hızlı büyüyor. Bambuyu 8'lik yaptık bambuyu da. Gerçekten bambu hızlı büyüdü. Düşünüyorum. Normalde de yani bildiğim kadarıyla oyun süresinde de en hızlı büyüyen bitki bambu diyebiliyor. Şimdi bunun geri satış fiyatlarına bakalım abi. Bambunun tanesi 0.12'ye satılıyor hızlı büyüdüğü için işte. Kaktüsün tanesi ise 0.15'e satılıyor. Kaktüsün ipi var. Bambunun pistonu var. Hangisini yapmak isterseniz size kalmış bir şey bu. Ardından bal kabağıyla karpuzu açıklamıştık. Şeker kamışı da 0.6'ya satılıyor arkadaşlar. Bugünkü gösterdiğimiz farmda 5 adet ürünün hızlı, kolay ve nasıl verimli olacağını gösterdik. Şeker kamışını devasa yapabilmeniz için gençler, hiçbir şey yok. Adanın en sınırına dayanıyorsunuz. Suları akıtıyorsunuz bu şekilde. Pistonlar diziyorsunuz, geçiyorsunuz. Adanın etrafı boyunca bambu yapıp içine kaktüs de yapabilirsiniz. Adanın çevresini bambuyla kaplayın abi. İçine kaktüsü oturtturun. Yani bambuya yatırım yapın abi. Niye diyeceksiniz? Şu an çiftçi demek istiyorum. Az önce kırıldı mesela. 19 tane verdi. Hepsini almak için sorduk diyor. 23 tane bambum var mesela abi. Selhunt yapıyorum. 2 lira 76 kuruş yapıyor. Ve bunu siz bir Adana etrafında yaptığınızı düşünün. 1000 tane yani çok hızlı gelecek abi. Bambunun büyüme hızı normal bitkilerden daha hızlı olduğunu biliyorum bir araştırmadan dolayı. Ardından bugünkü spam'a geçiyorum abi. Günlük ödülümü aldım gençler. Şey verdi. Endermite çağırma yumurtası verdi. Günlük görevlerimizde 32 adet bükük sarmaşık var. 3 ne kadardı? 3000 sky coin veriyor. 24 adet saman var. 2000 sky coin'e 300 lira veriyor. 32 adet çiğnek eti istiyor. 1000 sky coin veriyor. 64 adet nedir yumrusuna da 3000 sky coin veriyor. Adaya gidiyorum. Hemen bir ruh kumunu döşemek istiyorum şuraya. Bekir sende ne görevler var? Ardından gençler şu bükük sarmaşıklar da yapacağız. Bu arada bükük sarmaşıklarda Osman F diye bir kardeşim var, rehber biliyorsunuzdur, şu an aktif değil. Ondan aldıydım abi. Üretiminde kendim yapıyorum. Hızlı büyüyor. Tek dikkat etmeniz gereken makasla kırmak. Ve bükük sarmaşıklarda dikkat ettim. Bakın içine girdiğinde yavaşlatıyor bayağı. Arkadaşlar bunlar büyüyor dursun. Ben size şunlardan bahsedeyim. Canlı yayına gelenler biliyordur. Gelmeyenler için bahsetmek istiyorum. İlk önce bu yarışması yaptım. Yarışma demeyeyim de. İskup verdim abi. 3 kişiye. Onlar da bize bir build çıkarttı. Bizim o ortadaki tek bloğun kazım yerine. Söz verdik yayında. İzleyicilerimiz belirleyecek dedik build'imizi. Onlara yaptırdık. Canlı yayında olmayanlar için bahsediyorum. Şu yan tarafı MC Sever. YouTube ismi de BenSPLQZHYT. Bu kardeşimiz yaptı. Ardından arka tarafı Pro Alim Efe yaptı. YT ismi de İsmail Akıncı. Burayı da o kardeşimiz yaptı. Bu tarafı Bekir'e yaptırdım ama tasarımını şeyden aldık işte. Nedir lan çocuğu? MC Sever'den aldık. Bir daha çağırmayalım diye çocuğu. Burayı da Bekir'e yaptırdık. Bekir'in de YouTube kanal ismi Bekir09. Şurayı da 12 Boy 122, YT ismi de Pirana 6. Ama canlı yayında burayı izlemeniz gerekiyordu. Biz duvar yapsın diye yaptık, çağırdık. Bize buraya bir böyle güzel bir yer yaptı. Tabii onun bu tarafına da bir şeyler yapmıştı abi, bir ev gibi.
Ama işte bizim tasarım böyle olduğu için sadece burasını kullandık kardeşimizin. Burayı da bir iki blok daha içeri kırabiliriz gençler. Yani şu kolondan filan etkileşimde kalabiliriz. Ama gerçekten güzel bir tasarım oldu. Tüm kardeşlerimize teşekkür ederim. Gelemeyen kişiler vardı. Hatırlamıyorum. Red Rocks muydu? Bir adam 1,5 yıla yakındır builder'lık yapıyor. Güzel bir build yapacağım dedi. O da mesafelikte çıktı. Slash günlük görev dediğinde gençler. Hemen yapabildiğimi yapayım. Saman'ı çiğ inek etini yaparız abi. Şöyle yapalım. Günlük görev diyelim. 2K Skycoin ile 300 lira veriyor. Ardından 1K da Skycoin bu veriyor. Şunları tekrar koyalım. Bunları video dışında gençler toplarız. Şurayı da şey yaparız. Şu oto işareti kapatabilir miyim? Pardon, kapatmışım zaten. Şu an 68.000 gençler Skycoin'im var. Slash market diyorum. Video için birikledim. Skycoin kasası alacağım. 65.000 Skycoin'e aldım. 50.000 Skycoin'di. Bir buff getirdiler. Nerf mi diyorlar, buff mı diyorlar, neyse. Geçen 10.000 Skycoin çıkarttık. İnşallah daha iyisilerini çıkartırız. Şu an gençler 10.000, 30.000 ve 55.000 bizim zararımız. 75.000 ve 100.000 karımız. Sky'da bu öğreşimi işimize yarayabilir. Spawner zaten her türlü işimize yarar. Fener mutlu edebilir. Elder Guardian mutlu etmez. 10.000 XP etmez. Para kesesi orta hiç etmez. Tamir kitabı hiç etmez. Etmez. Bir nevi edebilir. Etmez. Açık konuşuyorum. Ya bari 15 tane lapis bilorin. Onun dışında bizim adadakilerin de haberi var mı? Baktılarsa vardır, bakmamışlardır büyük ihtimalle. Şuna bir level daha atlattırdım gençler. Üretim hızına mı atlattırdım? Herhalde onu atlattırmamıştım. Aynen, üretim hızını gençler 12 saniyeye düşürmüştüm. 10K vererekten 10 saniyeye şimdilik düşürmeyeceğim. Şimdi ne kadar 50K istiyor. 3. seviye için iskelet eklemek istiyorum arkadaşlar buna. O yüzden dolayı onaylıyorum ve Bekir bakalım bayım ne gelecek. İzgo ile çıkartıldı. Bu arada rahat basabilmemin sebebi de gençler Kaos kardeşim dün canlı yayına bakanlar olduysa bayağı para bağışladı bize sağ olsun. Onun sayesinde bu kadar rahat işlem yapıyoruz abi. 243K para bağışladı. Yok onu sana ben sana kenara not al demiştim. Ne kadar daha attı? Bu arada eskile çıktı. Ne kadar daha atmıştı çocuk? 10K daha mı attı dedik? O civarında. Toplam 253K para ediyor gençler. Flash günlük görev diyoruz burada da. 3000 Skycoin veriyor direkt. Çok temiz abi. 6400 Skycoin'imiz var. Video dışında tamamlayacağız inşallah. Bu en alt kat gençler para kasma farmı olmayacak bu arada. Buraya ne kadar diyeyim. Şunun üstüne bir sıra gireceğiz. Orası para kasma olacak. Burasına çok fantastik bir düşüncelerimiz var. Tabii o da bizi takip edenler bilebilecek sadece. Değil mi Bekir? Evet. Açıklamıyorum. Bu arada slash çiftçi diyorum ve stoklar kontrol ediyorum. 45 adet bambu olmuş gençler. 19 adet kaktüs olmuş. 10 adet bal kabağı. 80 adet karpuz dilimi olmuş. Şeker kamışı ise 5 tane olmuş. Bambuyu alıyorum abi. Kapıştırmak için sadece ve sadece karpuz dilimiyle kapışabilir. Sell hunt yapıyorum. 45 tane bambu dilimi gençler. 5 lira 40 kuruş yapıyor. Karpuz dilimi ise 16.1 yaptı. 20 lira yapıyor. Yani kısacası nerede para oldu bence açıklanmış oldu. Neyse bir videonun da sonuna gelip sonra arkadaşlar. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve paylaşmayı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.